Askeri personeli taşıyan otobüse yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden tek sivil olan 17 yaşındaki Buse, hayalleri için oradaydı. Lise 3'e geçen genç kız, üniversite sınavlarına hazırlık için uzman çavuş olan babasıyla birlikte dershaneye gidiyordu. Ne var ki babası gibi asker olmayı düşleyen Buse, arkasında kısacık anılar bırakarak askerlerle birlikte bu dünyadan göçüp gitti. İndirdim aşağı. Ben indirdiğim zaman durumu ağırdı. Arkada mı oturuyordun? Orta taraflardaydı. Buse asker kızıydı. O da babası gibi asker olacaktı. Ancak bombalı terör liseli Buse'yi de gencecik yaşında hayattan koparıp aldı. Terör maalesef 17 yaşında gencecik bir kız çocuğunun da canını aldı. Buse Sarıya, uzman çavuş babasıyla birlikte yan yana oturuyordu bu saldırıda ve dershaneye gidiyordu. İşte o esnada bu otobüsün içindeydi. Babasıyla yan yana oturuyordu ve teröristlerin hain saldırısında hayatını kaybetti. Buse Sarıya 17 yaşında hayatının baharındaydı. İşte bu okulda okuyordu. Arkadaşlarıyla gülüp oynuyordu. Tam da bu sırada oturuyordu. Ancak terör onu babasıyla bindiği serviste yakaladı. 4 gün önce karne sevinci yaşamıştı Buse. İlk dönem karnesinde kırıklar vardı. İkinci dönem eğer zayıfları düzeltirse babası ona cep telefonu alacaktı. Öyle de oldu. Karne günü hem onun hem ailesinin yüzü güldü. Buse Cuma günü büyük bir sevinçle okula geldi. İşte bu karnesini almak için. Karnesinde notları oldukça iyiydi. Karnesini aldı ve yine büyük bir sevinçle ailesine koştu. İşte Buse'nin karnesini almadan önceki son görüntüleri. Buse bu okula geçen yıl kaydını yaptırdı. İşte bu koridorlarda arkadaşlarıyla gülüp oynaşıyordu ve hemen tiyatroya yazıldı. Ancak notları uğruna çok sevdiği tiyatrodan bile vazgeçmek zorunda kaldı. Ve bugün Buse babasıyla birlikte ilk jandarma komutanlığına gitmek üzere servis aracına bindi. Çünkü hayali subay olmaktı ve bunun için Mehmetçik dershanesine gidiyordu. Subay olmak istiyordu. Sosyal bir insandı. Peki neden subay olmak istiyordu Özgün? Babasının mesleğinden de ileri gelen bir şey galiba. Ailesinden de gelen bir şey. Tam bir Atatürk hayranı olan Buse sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında Atatürk köşesi bile yapmıştı. Hani bazı şeyler vardır ya, anlatmak istersin anlatamazsın. Görmek istersin göremezsin. Duymak istersin duyamazsın. Ulaşmak istersin ulaşamazsın. İşte öyle bir şey bu da. Ama bunları yapabilmek o kadar önemli ve değerlidir ki senin için vazgeçemezsin bu sevdadan. Peşinden koşarsın hiç yorulmadan. Yolun sonunun uçurum olabileceği ihtimali olsa bile. Çünkü bir umut vardır içinde. O umut senin gerçeğindir. Yolun sonunu umutla aydınlatırsın. İşte sen de o umuda sahiptin ve umutla aydınlattın yolunu. Sadece umut olmazdı bu. Güven, kararlılık ve bazense bir çift keskin mavi göz. Şu an bunu yazabilmemin, hissettiklerimi rahatlıkla paylaşabilmemin sana borçluyum. Ve bunun da farkındayım. Şu an en büyük hedefim ne biliyor musun? Sana ulaşabilmek. Kimi gülüp geçse de buna ben inanıyorum. Mühim olan da bu değil mi zaten? Tıpkı senin bir zamanlar kim ne derse desin inandığın şeyin peşinden gittiğin gibi ben de gideceğim. Çünkü ben senden öğrendim. İnanmayı, umutla bağlanmayı, kendine güveni ve kararlı olmayı. Ve bunları yaparken senin aydınlattığın yolda kim ne derse desin sapmadan başım dik bir şekilde yürüyeceğim. Çünkü ben senin önderliğinde yetişen Türk evladıyım.
ve zorda kalırsam muhtaç olduğum kudretin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunun farkındayım.